Firmamız Kız Cesler dedik. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, basına çıkmaması, akabinde ilk imamlarımızın Kur'an-ı Kerim hatmi ve duası, dua okunacaktır. Program sonrasında herhangi bir taşkınlığa sebep vermeden, fazla bir korna veya vesairelerden kaçınmadan ilçenin bu tarafında, sol kısmında, çarşı civarında, Oba Mahallesi, Emirettin, Pazar civarında konvoy düzenleyecektir. Bilginiz olsun. Değerli Kazım Karavekiller, Ulu Önder Atatürk ve Emirliyet'e intikal etmiş aziz şehitlerimiz için dün yaşanan olayda, Dağlıca'da, Iğdır'da şehit düşen askerlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, kahramanlık içerek acı ölüm taşından ileriye atılıp bir daha geri dönmemektir. Öyle bir makam ki kolay yenilmez. Hikmeti büyüktür, sual edilmez. İbreti alemdir, korkmaz, sürmez. Çünkü biz biliriz ki şehitler ölmez, vatan asla bölünmez. Değerli Kazım Karabekir halkı, basınımızın güzide mensupları. Bugün burada, başta Dağlıca ve Iğdır olmak üzere, ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaşanan ve milletimizi derinden sarsan eli kanlı terör örgütü PKK'nın saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Diyoruz ki kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Terör, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu ancak ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir. Terörün ve teröristlerin hedefi insanlıktır. Kardeşliğimizdir. Milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar, ister PKK, ister IŞİD, ister DHKPC'den gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Vatan sana, canım feda. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz, haykırıyoruz.
Haziran 2015 milletvekili genel seçimler sonrasında oluşan siyasi belirsizliği, kirli emelleri ve alçak çapiyanları için kullanan terör örgütleri masum insanları hedef seçmiş ve katliamlara başlamıştır. 20 Temmuz 2015 günü Suruç'ta 32 gencimizin karanlık eller tarafından haince öldürülmesinin ardından PKK terör örgütünün asker ve polislerimize ard arda yaptığı saldırılarla Türkiye'ye yeniden terör sarmalarının içine çekilmiştir. İçeriden ve dışarıdan beslenen terör örgütleri, adları, hainleri, planları nasıl olursa olsun, amaçları ne olursa olsun, 78 milyonun hep birlikte yürüyüşünü, yeniden büyük Türkiye inşa yolculuğunu engelleyemeyecekler, bozamayacaklar, umutlarımızı söndüremeyeceklerdir. Gün büyük Türkiye'nin önünü kesmek, milletimizin moralini bozmak, kardeşlik hukukunu bitirmek için saldırılar yapan terör örgütlerine, terör örgütlerine silah dahil lojistik destek veren yabancı güçlere, yerli işbirlikçilere, eli kanlı terör örgütlerinin reklamını yapan medya ve sivil toplum kuruluşlarına karşı birlik olma, ortak hareket etme ve kanunlu mücadele verme günüdür. Gün teröre karşı topyekun, el ele, omuz omuza gönül verme günüdür. Gün şehitlerimizi, gazilerimizi, ailelerini ve tüm terör mağdurlarını yalnız bırakmama günüdür. Gün dünyada ve bölgemizde itibarı yükselen, bu olayın adımlar ayrılan güçlü ve lider ülke Türkiye'ye destek verme günüdür. Çare hayır. Çare teröre karşı tek vücut olmaktır. Çare etnik kimliğe karşı kardeşlik hukukunu zirveye taşımaktır. Çare mezhep fitnesini de devreye sokmak isteyenlere karşı din kardeşliğini inanç ve beklerini kuvvetlendirmektir. Çare insanlığın suçu işleyen terör örgütlerine karşı tüm insanlığın ortak mücadelede buluştuğu haktır. Çare topluma çaresizlik sendromu oluşturmak isteyenlere karşı umutlarını yükmektir. Çare teröre karşı tüm suçun toplum kuruluşları olarak, kamp olarak birlikte hareket etmektir. Çare halk öncüleri, karar önderlerini devreye sokmaktır. Çare, 1000 yıllık desenle, 1400 yıllık İslam kardeşliğinde buluşmaktır. Çare, Türkiye'yi büyütmektir. Çare, siyasi, toplumsal ve ekonomik istikrarı güçlendirmektir. Çare, yeniden büyük Türkiye ve yeni dünya idareyi canlı tutmak ve bu yolda var gücümüzle çalışmaktır. Eğitim sistemimiz değerler odaklı olarak yeniden yapılandırılmalı. Gençlerimiz milli ve manevi ahlaki değerlerle donatılmalıdır. Kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dil yerine birleştirici ve bütünleştirici dile önem verilmelidir. Kavga ederek değil, kardeşlik içinde kalarak paylaşabiliriz. Bizler halk olarak terörün kökünün kazınıncaya kadar verilecek olan sosyal, siyasi ve askeri mücadelenin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. PKK ve diğer terör örgütlerini barışa, ateşkese değil, doğrudan doğruya silah bırakmaya, ülkemizi terk etmeye veya teslim olarak haklarına verilecek olan kararı beklemeye çağırıyoruz. Vatanını, milletini hain saldırılara karşı korumak için can verenleri rahmet tanıyoruz. Milletimizin birliğine, dirliğine kasteden teröristleri ve onları gizli ya da açık destekleyenleri lanetliyoruz. Kamuoyuna ve tüm insanlara arz ediyoruz. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun. Değerli Kazım Karabekirler, ilçe imamlarımızdan Nevruz Hocam'a Kur'an tilavet için buyur alalım. Bismillahirrahmanirrahim.
فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغفر عنا يا كريم واغفر عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kardeşlerimizden rahmet eyleyem. Arkasında kalan ailelerle sabır cemilden ihsan eyleyem. Ya Rabbi şu kopan Türk ordusudur ya Rabbi. Senin oğluna ölen ordu budur ya Rabbi. Bütün ülkemizin her şehrinde, her ilinde, her beldesinde senin oğluna, bu bayrak oğluna, vatan oğluna, senin oğlunda, bayrak oğlunda, vatan oğlunda canını sene sene feda edecek olan kardeşlerimiz var. Gerektiğinde annesinden, babasından, eşinden ve çocuğundan vazgeçip sadece senin uğrunda, fi sebilillah uğrunda canını feda edecek kardeşlerimiz var. Bunun dış güçler bilmesi gerekir ya Rabbel Alemin. O güçlerin üzerine kahhar ismiyle kahve perişan eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ta ki yükselsin ezanlar ve yırtağın galim et ya Rabbel Alemin. Çünkü bu senin son ordusudur ya Rabbi İslam'ın. Abdülbeyliğe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine ve şehitlerimizin şefaatine cümlemizi müessereyleye El-Fatiha.